olarak aktardık. O harcamalarda ciddi bir artış var. Peki bunun sebebi ne? Acaba ne oldu da böyle %100'lere neredeyse yakın, hatta bazı ülkelerde işte İsrail örneğini verdik, %82'ye kadar ulaşmış. Sebebi ne? Bundan sonra da nasıl bir beklenti içinde olmalı? TÜRSAF Yönetim Kurulu üyesi Ali Bilir ile konuşacağız bu konuyu. Merhaba, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Turistler alışverişe doymuyor diye manşet attık ama biraz sebebine bakalım. Birincisi o açık fark edildi ve Türkiye'deki onlara yönelik işte hizmet mi sunuldu, onlara yönelik ürünler mi tasarlandı, bu mu sebeplerden biri, yoksa işte dövizdeki hareketlilik mi? İlk bakışta bu bir yıldaki başarıyı siz neye bağlıyorsunuz? Tabii haberde de siz detayları aktardınız. Bu şudur, biz yıllardan beri şöyle bir kavram dolaşıyor sektörde. Nitelikli turist kavramı dolaşıyor. Aslında bu çok doğru bir ifade değil. Nitelikli turizm olarak değerlendirmek lazım bunu. Ülkemizde her geçen gün turizm daha nitelikli hale geliyor. Tabii ki geçen yıla göre ilk 6 ayı, ilk 7 ayı değerlendirdiğimiz zaman %10'un üzerinde bir artış gerçekleşti. Bu artışla birlikte biz de Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak genel politikamız şu yönde, ülkemizdeki turizmi 12 aya yaymak. Dolayısıyla bununla birlikte her şey dahil sistemiyle ülkemize gelen yabancının otele girip hiç dışarı çıkıp alışveriş yapmadan ülkelerine dönmelerinin de biraz önüne geçip bu turisti şehirlerimizde daha çok dolaşır hale getirmek, otellerin dışına çıkarmak gibi politikalarımız, çalışmalarımız vardı. Bir yerde de aslında biz bunun şu anda meyvesini konuşuyor durumdayız, meyvesini alıyor durumdayız. İnsanları, gelen yabancıları şehrin içerisinde, otelin değil de şehrin içerisinde ne kadar çok tutarsak daha çok alışveriş yapacaklar. Tabii ki dövizin bizim Türk paramızın karşısında değer kazanmasının da bunda bir etkisi var ama bu birinci etken değil. Birinci etken bizim hizmet sunanlarımız, bizim esnafımız, AVM'lerimiz artık daha nitelikli merkezler oluşturuyorlar. Daha nitelikli alışveriş imkanları sunuyorlar. Daha dünyanın her tarafındaki en önemli markaları ülkemizin tüm şehirlerinde bulunabilir duruma getirdiklerinden dolayı ülkemiz hem tercih edilen bir ülke olmasından dolayı alışveriş de bu anlamda artıyor. Bununla birlikte sizin de belirttiğiniz gibi haberde Orta Doğu'dan gelenler ilk sırayı, Avrupa'dan gelenler de aslında Avrupa'daki ülkelerin içerisinde Almanya'dan gelen yabancılar da burada aslında birinci sırayı oluşturuyor. Ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen turistlerin de bu anlamda ülkemize ciddi anlamda alışveriş yaptıklarını görüyoruz. Biz dövizden önce hizmet kalitemizin ve niteliğin artmasını bunda en büyük nedendir. Peki Sayın Bilir, birazcık da bugünü konuştuk, yani geçmişte kıyasladığımız zaman nasıl bu başarı elde edildi? Peki önümüzdeki seneler için hedefler nedir? Onlara ulaşmak için de az önce bahsettiğiniz bu nitelikli turizmi daha da genişletmek adına ne yapmak gerekir? Kısaca bu gelecek projeksiyonunu alabilirsem bu bildiğimi artık noktalayalım. Buyurun. Tabii ki. Şimdi biz hep yıllardan beri deniz, kum, güneş turizmi üzerine konuştuk. Oysa ki bizim tarih zenginliğimiz, kültür zenginliğimiz, gastronomi zenginliğimiz ve diğer turizmin 17-18 tane farklı destinasyonlarda ürünler var ülkemizde. Ve ülkemiz bizim dünyadaki bulunmaz bir coğrafyada yıl 12 ay her bölgemizde turizm ağırlayabilecek bir altyapıya sahibiz, doğal güzelliklere sahibiz. Ve biz ülke olarak da turizmin önemine vardık. İşte geçen yıl 40 milyonu aşan bir turist geldi ülkemize. 35 milyar dolardan fazla bir döviz girdisi sağlandı. Bu yıl hedef inşallah 50 milyon olarak gerçekleşecek ve buna paralel olarak da döviz girdisi daha da fazla artmış olacak. Hem ülke yönetimi, hem devlet yöneticileri, hem turizm sektörü, otelciler, seyahat ajantaları, ve turizme hizmet veren bütün paydaşlar turizmin farkına vardı. Ve bu anlamda da herkes hizmet kalitesini artırıyor. Ülkemizin daha çok turist almasındaki nedenlerden birisi de
Artık güvenli bir ülke algısı dünyanın her yerinde yaygınlaşmaya başladı. Peki, Bu da çok önemli bir TÜRSAP durum. Yönetim Kurulu üyesi Ali Bilir, teşekkür ederim.